Ayşe Kaya. Abi iyi pişman değilsen ya, tamam. 2019 yılında tanışıp nişanlanmıştı Tarık Ateş'le ve evlilik hazırlığı içindeyken 670 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Ayşe Hanım biliyorsunuz stüdyomuza başvurmuştu. Bir izleyelim neler yaşamıştık, hatırlayalım. Nişanlandı. Tarık'la her şey çok güzel başlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptı. Bütün düşüncelerim değişti ve evlenmek istedim. Hayal kırıklığına uğradı. Senden aldığım paraları eğlence mekanlarında yiyeceğim dedi. Tüm birikimini kaptıran 58 yaşındaki Ayşe Kaya, nişanlısı tarafından 670 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 2019 yılında Tarık isimli biriyle tanışıyor. Evlenmeye karar veriyorlar. Yüzük falan takıyorlar. O sırada da Ayşe Hanım maddi yardımlarda bulunmaya başlıyor. İddiasına göre de 670 bin lirayı buluyor bu para. Bursa'ya geleceklerdi. Kendi arabasında sorun çıktı. Arabasını sattı. Sonra benden 17 bin dolar istedi. 150 bin TL gönderdim araba parası olarak. Toplamda aslında kaç kere görüştünüz? 5 kez. Bu bana biraz az geliyor açıkçası. Evet. O kişinin de sizden bu parayı istememesi lazım. İstiyorsa bence yanına bir tik atmak lazım. Bu size şimdi evladınız değil, kardeşiniz değil, bunu eşiniz değil. Bunu öğrendim ama çok geç oldu. Ah işte. İddiası parası bitince aşkın da bittiği yönündeydi. Bende de kalmadı, onun da farkında. Hayatına başka bir kadın aldı. Ve şu an bir bayanla yaşıyor. O arabayla o bayanı gezdiriyor. Bunu kabullenemiyorum. Benim suçum neydi? Bana bunu açıklasın ya. Ben ailemi karşıma aldım. Ben seviyorum, gideceğim dedim ya. İddiaların odağındaki eski nişanlı para aldığını kabul ediyordu. Ancak söz ettiği meblağ 670 bin liradan daha azdı. Ayşe Hanım bana 17 bin dolar karşılığında TL olarak göndermişti. 150 bin TL. 2 yıl önceyi göndermişti. Kur olarak hesapladığınız zaman 150 binle tekabül ediyor. Başka herhangi bir yüksek miktarda para vermedi bana. Yatırım amaçlı aldık o aracı. Araba benim demiyorum ki. 17 bin dolar arabamı senin. Arabamı ver, arabamı. Paralarımı ver. Ben seni görmek istemiyorum. İstediğinle yaşayabilirsin. Bir açıklama yapmadan hayatına kadın alıyorsun. Yaşamaya başlıyorsun. Niye beni bu kadar oyaladın? Arkadaşlığımız bitti buraya kadar. Bunu bile yapmadım be. Bir insanı sosyal medyadan, telefondan engellemek çok kolay değil mi? Sen beni tahrik et. O yüzden engellendin. Bu para işini nasıl halledeceğiz? Ben arabayı istiyorum. Ben arabamı istiyorum. Arabamı satacağım. Hayır, satmayacağım. Müge Hanım lütfen. Araba benim ya. Neyi satıyor? Hayır ya, hayır. Nereden seni ya? Ben o araba benim kapımda olsaydı, kiraya verseydim arabayı. Ben bunu benim kazancım olurdu ya. Ayrıldım ya. İçinde bir yara var bunun. Bana ya, şey yapmaya çalışıyor. Ya 100 tane bayanla ye. Beni ilgilendirmiyorsun. Eski nişanlısı Ayşe Kaya ile yüzleşmeye yanaşmadı. Sebebini ise fobisine dayandırdı. Tarık Bey ile arkadaşlarımız görüştüler. Gelemeyeceğini söyledi. Çünkü panik bozukluk ve agorafobi rahatsızlığı varmış. Türk yuvarlara nasıl gidiyor? Ya ben arabamı istiyorum. Ben onun için çalışmadım ya. Yatırımı kendisine yaptı. Şu anda arabanın değeri ne? 1,5 trilyon. Biz evlenecektik ya. Ben onun için verdim. O zaman bana bu kadar umut vermeyecekti. Nişanlısından umduğunu bulamayan Ayşe Kaya için yaşadığı aşk değil numaraydı. Hepsi bir oyunmuş. Anladım ama şu anda anladım. Seven insan böyle bırakır mı? Tenezzül edip bir açıklama yapmadı Müge Hanım. Çalışmıyor diyorsun değil mi arabayı? O zaman çekiciyle bir şekilde arabayı ben buraya istiyorum. Noterde benim üzerime verecekler arabayı. Arzuladığı gibi nişanlısıyla dünya evine girseydi Ayşe Kaya'nın eltisi olacak olan Esen Hanım aracın hala kullanıldığını doğruluyordu. Yenge Esen vardı biliyorsunuz. Araç benim eşimin üzerine. Bu aracı kadına geri vermesi lazım. Tarık da aracı kullanıyor diyor. İçlerinde bir dürüst sensin. Alnında da öpülecek bir kişi sensin. Bir zamanlar ruhuna dokunan sevgilisine güvenip yüz binlerce lirasını kaptıran, onun lüks araba almasını sağlayan Ayşe Kaya aşkından vazgeçse de verdiklerini almakta kararlıydı. Tarık, sesleniyorum, sana sesleniyorum. O arabayı buraya getireceksin bir şekilde. Ondan sonra siz yolunuza, ben yoluma. Çok üzgünsünüz, farkındayım. Ben... Ne hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. Bak ben 11 kilo verdim ya. Hukuki yollar her zaman için Ayşe Hanım'a açık. Yani illa ki her şey böyle mahkemeye gitsin vesaire olsun, hakkınızda dolandırıcılık davası falan açılsın, yani onları mı istiyorsunuz? 17 bin dolar size, mahkemede de elinize aslında çok güzel bir kanıt. Sulhen anlaşmaları taraftarıyım. Gelin de konuşsun eşiyle. Vereceksiniz bir şekilde, ne yapacaksınız yani? Şimdi Ayşe Hanım, sizin agorafobi miydi? Agorafobi, evet, agorafobi hastalığı olan, ki az önce onu söyledim. O kadar kötü bir rahatsızlık ki Allah kimseye vermesin. Yani verene de şifa versin. O insanı sosyal yaşamdan, yaşamdan, evet, çok,
Ya kalitesini çok düşüren gibi bir şey. Rahatsızlıklar. Ama bu hastalık barları, pavyonları onları kapsamıyor mu? Bence bu tip hastalıkları olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yo, ya o çok sadece buraya gelmekten kaçınma davranışı. Evet. Zor durumda kalacağını düşünerek bir kaçınma davranışı içerisinde. Dürüstse gelsin hocam karşıma. Araba arızalı dedi, araba arızalı değil. Değil. Beni de böyle oyalamıştı. Müge Hanım yardımcı olalım dedi. Onun için çıkamıyor, yayına da katılamıyor. Çünkü bunlar yalancı. Evet, yani eğer bu rahatsızlıkları da varsa... Hadi kardeşi gelsin. Gerçekten ben size tedavi konusuna da destek vereyim. Yani bu yaşam kalitesini tamamen düşüren şeyler yani. Hani sizin anlattığınız. Yani nasıl çalışıyorsunuz mesela o zaman bu rahatsızlığınız varsa... Mesela nasıl istemeye gittiniz, nasıl işte bara gittiniz falan hakikaten tartışılıyor. Yalan, yalan. Kardeşinin üzerine araba. O zaman bunlar birlikler, bunlar bir çeteler yani. Organize suç işliyorlar bunlar bana göre. Öyle değil mi? Şimdi biz kardeşi Necdet Bey'le konuştuk, Necdet Ateş'le. Diyor ki, bahsi geçen araba benim üzerime ama arabayı abim kullanıyor. Ben şimdi arabayı vermek, satmak istesem abimle kötü olurum. Ama diyor Ayşe abla da yalan söylüyor. Araba gelsinler. Alınırken diyor abim diyor 2000 model markasını vermeyeceğim bir arabasını diyor 57 bin liraya sattı. 50 bin lira da nakit para verdi üstünü de Ayşe abla tamamladı. Yani bu araba sadece Ayşe ablanın değil ikisinin ve ayrıca diyor benim de çok huzurum kaçtı. Abim benim üzerime sigorta daha az çıktığı için arabayı benim üzerime yaptı diyor. Nasıl sigorta birine daha az birine daha fazla çıkıyor onu bilmiyorum. Evet. Araba alım satımında. Nasıl oluyor? Yaşa bağlı faktörler varsa belki ama çok ben benim şey de çok bilgi ha? sahibi olduğum bir konu değil. Geçmiş dönem ama o kaskodur kazan. Yani bu alım satımda hiçbir alakası herkesin yok. Aynı. Alım satım vergisi değişmez yani o zaman olur. O anayasaya aykırı olur yani o kasko ile falan ilgili olması hiç lazım. Para yoktu. Diyor ki ben abimle bir daha konuşayım diyor. Hı. Benim de diyor çok huzurum kaçtı ama diyor araba ikisinin diyor. Şimdi Müge Hanım bu arabasını sattı. Araba 199 alındı ama benim ona daha önce gönderdiğim ufak ufak gönderip dolar biriktirdi ya benim adıma. 150 bine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de ona 150 bini gönderdim. Araba o şekilde alındı. 199'da alındı araba. Benim zaten ona göndermiştim. Şimdi Ayşe Hanım biz bunları dinledik. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle siz bundan sonra artık haklarınızı hukuki yoldan arama durumundasınız. Bu anlamda da benim çok sevgili hem seyircim hem de böyle tuttuğunu koparan bir avukatım var. Avukat Sevilay Demirsu. Üstelik Bursa'da. Oh. Onu izleyicilerimiz tanıyorlardır. Birçok konumuzda gerçekten bize çok faydalı oldu. Sevilay Hanımcığım günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Işıl ışıl parlıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizin sesinizi duydum, daha iyi oldum Ayşe Hanım adına. Ay, ben teşekkür ediyorum. Herkes iyidir umuyorum. İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Yardımcı olun. Ne yapabilirim sizin için Müge Hanımcığım? Valla Ayşe Hanım'ın ödediği dekontlar da var. O dekontların üzerinde işte bir takım... Biliyorum. Bütün belgelere muttaliyim. Yayını da takip ettim. Küçük bir açıklama yapayım isterseniz. Olay evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Yani dolandırıcılığın nitelikli hali. Ayrıntılarını tabii KKVK'ya göre kişisel veri sıfatında olduğu için Ayşe Hanım destek isterse kendisinden aldıktan sonra... tutuklu yargılanmasını talep edebileceğimiz ve aynı zamanda bir hukuk davasıyla alacağını da tahsil edebileceğimiz bir zemin oturtabiliriz. Müge Hanım siz dosyayı açtınız, Müge Hanım'la da bir dosya kapandı demek de bana düşsün. İnşallah Sevilay Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın. Alacağım. O arabayı buraya getireceğim. O tamam. Arabonda kalmayacak. Beni de gezdirirsin o zaman Şerif'e. Seve. İnşallah. Yani herkese de örnek olsun. O anlamda da gerçekten davanın sonucunun biz de takipçisi olacağız. İnşallah Ayşe Hanım bu arada reklama gireceğiz ama... Gerçekten sizinle evlenmek isteyen, yani çok samimiyetine inandım, tanıdığım insanlardan da... Çok sayıda teklif geldi. Ben Ayşe Hanım'a bunu özelde de söyledim. Gerçekten hani bizim tabirimizdir ya, oturmasını kalkmasını bilen... hani bizler gibi yani işte bizler İyi sıradan aile, insanlarız yani bizler gibi sıradan bir insan yani sıradan derken bunu normal işte yani
Ya Müge Hanım, anlatabiliyor muyum? Şunun için söylüyorum. Dur sen arabanı al. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani normal insanlara evlilik teklifi de gelir. İnsanlar yuvada kurmak ister. Bence bu fırsatların burada değil. Senin etrafında da vardır Ayşe Hanımcığım. Bunun önünü kapama. Ben senin yuva kurma isteğine çok saygı duydum. Çünkü 30 yıllık bir evlilik, evlat yok. Tabii ki hayatını biriyle beraber geçirmek istiyorsun. Çok saygı duydum buna. Ama sosyal medyadan değil, böyle eşle, dostla, tanıdık vasıtasıyla gelen biriyle yuva kurmanı çok isterim. Hatta haber verirsen de yani bunu herkesle de paylaşmak isterim. Teşekkür. Çok talibin var. Dediğim gibi bu çok güzel bir şey. İnşallah ona da bak. Sevil Hanım da arabanı halleder. Sen merak etme. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Keşke. Çok teşekkür ederim size. Evimizden. Keşke beyefendi işi buralara getirmeden kendisi gelip ki hala şansı var. Yani böyle dolandırıcılık davasıyla uğraşana kadar ben sizin yerinizde olsam gelir. Rahmi Bey'le oturur bir protokol imzalar. Parayı şu şekilde ödeyeceğim derdim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.